ala aylarda neler yapılır neler yapılmaz hikmetlidir nelerdir. Evuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. <laughs> Vessalatu vesselamü aleyarresulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allahu Teala azizleri bu dersimizi hayırlı eylesin. İfade hususunda ve istifadede de cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Tabii içinde bulunmuş olduğumuz ay, üç ayların ilki diye ifade edilen Recep-i Şerif ayında olmamız hasebiyle ki bu da haram aylardan biridir. Bu ve bu emsal sorularla karşılaşabiliyoruz. Yine bu vesileyle ki geçen birkaç gün önce yolcu ettiğimiz işte Hasan Efendi Hazretlerimiz, yine hoca, heyetimizin hocaları hocaları ve diğer hocalarımızın malumunuz bir ümre ziyareti var. Şu anda mübarek mekandadırlar. Onlara da buradan dua etmekte fayda vardır. Rabbim onların ümrelerini kabul eylesin. Yapacakları ve yaptıkları dualarını makbul eylesin. Hayırlı bir şekilde buralara geri dönebilmeyi sağlıklı, sıhhatli bir şekilde nasip eylesin diyelim. Şimdi e, haram aylar meselesine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de gerek Bakara suresinde gerek Maide suresinde birçok yerde bu zikredilmiş. Ki Allah katında aylar 12 ay oldu. Bunların dördünün ise haram ay oldu. E, ki bunlar nedir? Bunların üç tanesi sıralı olarak peş peşe gelir. E, bunların üç tanesinin iki tanesi Hacayı'dır. Yani şöyle sıralayalım, e, Şevval malumunuz Hac ayıdır ama e, haram aylardan değildir. Zilkade ve Zilhicce ayları ki zilha, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günü Hac aylarındandır. Ama Zilkade'nin tamamı, Zilhicce'nin tamamı bir de onun peşinde gelen Muharrem ayı ki bir oluyor. Bunlar haram aylarındandır ve peş peşe gelmektedir. Bir de şu anda içinde bulunduğumuz Recebi Şerif ayı. Yani o zaman 11. ay, 12. ay ve 1. ay hicri olarak bir de 7. ay bunlar haram ayları olarak gerek hadis-i şeriflerde ifade edilmiş ve gerek kitaplarımızda menkuldür. Peki bu haram ay ne demektir? Yani buradaki haramlıktan kastedilen nedir? Bunu isterseniz şöyle ifade edelim. Nasıl ki bazı mekanların diğer mekanlara nispetle bir fazileti, bir üstünlülüğü varsa bu aylarında diğer aylara nispetle bir meziyeti vardır. Hatta Cessas Tefsirül Ahkam'da bu konuyla alakalı der ki bu aylarda işlenilecek olan günah ya da amel sevap diğer aylara nispetle sevabı veyahut da günahı daha fazla olacaktır. Tıpkı harem-i şerifte olduğu gibi. Hani nasıl ki Kabe-i Muazzama'nın etrafında bir haram bölgesi vardır. Orada e, bazı ameliyelerin yapılması yasaktır. Dışarıda yapılacak olan haramın orada yapılması daha şiddet, Dışarıda yapılacak olan sevabın orada yapılması daha fazla mükafata nasıl ki nail olmaya sebebiyet veriyorsa hayram ayları içinde aynı şey söz konusu ki bunun e, geçmişine baktığımız zaman Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hac ameliyesinin ihdas edilmesi Allah'ın emriyle bu ayları da ihdas etmiş. Sonrasında Arap cahiliye döneminde bu ayların yine haram olduğu kabul edilmiş. Ancak daha sonrasında bunu farklı alanlara çekmişler. Ki bu aylarda savaş yapılmanın yasaklılığından bahsedilir. Ancak düşmanlar size saldırı yapıyorlarsa o takdirde velev ki bu aylarda dahi olsa onu def etmenin caiz olacağından bahsedilir. Ama Arap cahiliye döneminde işte bu aylar bazen çalışmaya denk gelebiliyor veyahut da kendi istedikleri zamana denk gelmediği için bir nesih olayından bahsederler. Yani nasıl işte Arap kurulu bir arada toplanırlar cahiliye döneminde. Derler ki biz bu ay önümüzdeki ayı haram ay olmasına rağmen haram ayı bir ay tehir ettik. İki ay tehir ettik falan kabileyle savaş yaparız şeklinde böyle bir uygulamadan bahsedilir ki Kur'an-ı Kerim'de bu uygulamanın fesat çıkarma olarak ifade edilmiştir. Peki bu aylarda savaş yapmak caiz midir, değil midir? Ya da bu devlete talük mü ediyor yoksa birey içinde geçerli midir? Bu konuda alimlerde farklı görüşler vardır. Bazıları diyor ki bu hüküm şu anda da devam etmektedir. Yani Müslümanlar bu zamanda savaş ilan etmemelidir. Bir kabile ya da başka bir ülkeyle savaşa girmemelidir ancak onlar tecavüz ettiği zaman kişiler o zaman Müslümanlar bunu def edebilmek adına kendileri koruyabilmek adına bunu yapabilir. Bu birey için de geçerli. Ama alimlerin ekserisi ise bu hükmün nesk olduğu, eğer bir ihtiyaç varsa devlet nizamı bunu gerek gerekli görüyorsa ki malumunuz şu anda günümüzde de olduğu gibi terör örgütlerin işte e, saldırılarına maruz kalmamak ya da işte vatan topraklarını koruyabilmek adına belli anlamlarda veya belli yerlerde müdahale etmeniz gerekebiliyor. Bu haram aylarına da denk gelse bunda yapılabileceğinde herhangi bir mani olmadığı kahir ekseriyetin görüşü. Ki hatta saldırı olduğu zamanda da ittifak ile zaten bunun def edilebileceğinden bahsedilir. İşte bizim de şu anda içinde bulunduğumuz bu ayı bireysel olarak yapmamız gereken diğer aylara nispetle ibadetlerimizi arttırmamız, günah noktasında ise kendimize biraz daha çeki düzen vermemiz. Çünkü diğer aylarda işlediğimiz günah bu aylarda işlediğimiz günah nispetle bu aylar daha fazla. Yani haram bölgesi itibariyle kişiye cerimi olarak daha fazla yansıyacaktır. Sevap da bu bağlamda daha fazla yansıyacaktır. Bu şekilde bir kendimize yol haritası çizmemiz gerekir. Evet şu anda bir haram ayının içindeyiz ama dediğimiz gibi bunun haram olması hürmetten kaynaklıdır. Yani bir mekanın harem bölgesi olmasında nasıl ki diğer mekanlara göre bir meziyeti varsa şu anda içinde bulunduğumuz bu ayın bir de önümüzde gelecek olan hac aylarının ilk ikisinin ve ondan sonraki Muharrem ayının da bu bağlamda hürmetinin olduğu yine kitaplarımızda meskürdür. Rabbim bunları bir hakkını ifade edebilmeyi cümlemize nasip etsin. Allah razı olsun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد